Şimdi eleman az önce aradı. Bir tane inek yavru atmış dedi. Ona bakacağız. Niye yavru atmış? Daha ben de görmedim. Sizler de birlikte bakın. Bu daha burada. Şöyle. Aşağı yukarı 5 aylık falan. 5 ay bulmamıştır. Yani 4,5-5 aylık civarı bir buzağa benziyor. Bunu şöyle alacağız. Sigorta olduğu için sigortaya bildireceğiz. Şimdi hayvanı bulacağız. Buzağı küçük olduğu için, eşini de buzağıyla birlikte attığı için biraz sıkıntılı olacak. Arkalarına bakıp bulamazsam bilgisayardan aynı güne denk gelen hayvanı muayene edip kontrol edip bulacağız. Önce bir göz gezdirelim. Muhtemelen arkasında kan lekesi falan vardır. Şu an burada bir şey gözükmüyor. Şimdi de pek bir şey yaptı be. Simo, arkana bakayım. Simo, senin ayağını da açmak lazım. Bunda da bir şey yok. Az daha düşüyordum abi. Görünürde dışarıdaki hayvanlardan değil gibi. Ha. Bu olabilir. 95 numara. Bak, kırmızı akıntı var. Normalde rahmine veya etrafına baktığımız zaman bu değil gibi ama akıntıdan belli. %90 ihtimalle budur. Yani normal şekilde baktığımızda belli olmaz. 95 numara. Şimdi bunu not alacağız. Ek olarak diğer hayvanlara da yine bir kontrol edeceğiz. Belki o doğumdan kaynaklı. Daha sonra bir bozulma falan olmuştu. Biraz düşük bir ihtimal ama yine de değerlendirmek lazım. %90 ihtimalle odur. Zaten gördüğüm kadarıyla da bir şey yok hayvanlarda. Şimdi atma sebebine bakacağız. Hayvanımızda ishal yok. Geviş getiriyor. Herhangi bir hastalık belirtisi yok. Herhangi bir toparlama göstergesi yok. Dışkısında bir sıkıntı yok. Şimdi bilgisayardan kontrol edeceğiz. Bunu şöyle çürümemesi için, bir de köpeklerin gelmemesi için su dolduracağım. Eksper gelene kadar çürümesini biraz yavaşlatıyor. Şimdi bilgisayardan bakacağız. Şöyle. 95 numara. Üçüncü grupta. Gördüğünüz gibi hayvan 129 günlük gebe. Net gözükmüyor herhalde. 129 günlük gebe. Tam da benim dediğim gibi. Yani ne 5 aylık ne 4 aylık. 4,5 aylık bir buza. O tür bir 4,5 aylık bir hayvanda da o tür bir akıntımın gelmemesi lazım. Şimdi düşük yatma sebebine bakacağız. Süt kalitesi. Herhangi bir mastit belirtisi yok. Şimdiye kadar da hiç mastite düşmemiş yani. Hayatı boyunca hemen hemen hiç mastit olayı yaşamamış bir hayvan. Normalde atmaması lazım. Şöyle bir aktivitesine bakacağız. İsmi de Banu'ymuş. Geviş getirme veya diğer herhangi bir şeyinde de hiçbir sorun görülmemiş. Geçmişte peki yavru atmış mı? Gördüğünüz gibi sebebi direkt belli. Hayvan ilk buzağısına gebe kalmış, buzağı düşürmüş, sağıma geçmiş. Daha sonra gebe olmuş, bir buzağı doğurmuş. Şu an ikinci laktasyonda. Tekrar gebe kalmış, buzağı küçük yaşta düşürmüş. Tekrar gebe kalmış, bir daha buzağı düşürmüş. Totalde 3 tane buzağı düşürmüş.
Şu an bu gebeliği de düşürmüş. Bu gebelikle birlikte 4 tane buzağı düşürmüş. Yani bu hayvanın şöyle bir diyebiliriz, ırkında bir sıkıntı var. Irkında sıkıntı olduğu için buzağları tutamıyor. Hayvanlarda kesinlikle herhangi bir hastalık söz konusu değil. Yani bu hayvanın ırkında böyle bir bozukluk var. Büyük ihtimal bir daha denemişiz. Bunda da düşürdüğü için artık bu hayvan sütü düştüğü zaman, şu anki süt verisine bakacağız mesela. 25 kilo süt veriyor. Bu hayvan artık kesimi hak ediyor diyebiliriz. Yani bu 20 kilolara ulaştığı zaman direkt kesime gidecek. Herhangi bir hastalık vesaire aramamıza gerek yok. Direkt belli zaten hayvan ırkı olarak buzağı tutamıyor. Bu şekilde bilgisayar yardımıyla da net olarak ne için yaptığını görebiliyoruz. Bazıları mesela böyle herhangi bir sorun yok, çok güzel doğumlar yapıyor. Onlarda da genelde mesela aktivitede bir geviş düşürme oluyor. Hayvanda bir rahatsızlık oluyor. Ondan kaynaklı bir yavru düşürme mevzusu olabiliyor. Ama bu hayvanda öyle bir sorun yok. Direkt genetik olarak diyebiliriz. İşte bu kadar. Şimdi hayvanı sigortaya bildireceğiz. Sigorta gelip teşhisini yapacak. Hasar dosyasını açıp ödemesini yapacak. Ek olarak bir de bazı çoğu videomda, daha doğrusu videolar beğenilmiyor. Yani izleyici sayısı var, yine bir 100-200'ü görebiliyoruz ama hiç beğenilmiyor. 1-2 kişi sabit, belli kişiler var. Onları daha çok biliyorum. Onların dışında hiç kimse videoları beğenmiyor. Direkt tıklayıp geçiyorlar. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.